Korece'de Çi adı verilen burç dışarıya doğru çıkıntı yapan bir yapıydı. Yaklaşan düşmanlara saldırmak için tasarlanmış bir kale duvarından yandan. Çi, belli bir mesafeden çıkan duvarı ifade eder. Vasum kalesinde 10 tane peynir var, kaleyi korumak ve surlara yaklaşan düşmana saldırmak. Çi ismi Çince'de sülün anlamına gelen karakterden gelmektedir. Çünkü sülünler saklanma ve gözetleme konusunda iyidirler. Çi aslında iyi saklandığı ve dışarıyı gözetleme konusunda iyi olduğu için sülün anlamına geliyor. Bu yüzden bu ismi takip etti ve Çi Sung olarak adlandırıldı. Vasum kalesinde toplam 10 burç vardır. Ve şekilleri araziye bağlı olarak biraz değişir. Bu burç biçimi dünyanın her yerindeki kalelerde bulunabilir. Su Kalesi. Vasum Kalesi'nin görünümü benzersiz derecede güzeldir. Korece'de Bukdong Chi olarak adlandırılan Kuzeydoğu Tabyası, Kuzeydoğu Kapısı Güvenlik Karakolu'nun hemen yanında inşa edildi. Kuzeydoğu Tabyası, Vasum Kalesi'nin tüm burçlarının en büyüğüdür. Kapı koruma noktasındaki duvar büyük ölçüde güneye doğru eğilirken, bu kale savunmasını güçlendirmek için eklendi. Kuzeydoğu Tabya önemli bir konum olduğundan Yang ve Ay Kapısı'nı korumak. En büyük burç burada inşa edildi. Ayrıca Kuzeydoğu Tabyası'nda siperler var, böylece askerler düşmanı izleyebilir ve saldırabilir. Siper, bir kalenin tepesinde açık alanlara sahip alçak bir duvar anlamına gelir, içerideki insanların ateş etmesi için.